Herkese merhabalar. Türkçenin en temel konusu yazım kurallarını öğrenmeye hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bak şimdi, dün Ayşe'de kaldı. Kim Ayşe'de kaldı? Hayır, yanlış anladın. Dün Ayşe de bizim evde kaldı. Günlük hayatımızda yazım kuralları gerçekten çok önemli. Yazım kuralları ne işimize yarayacak hocam? Olur mu Tonguç'um? Yazım kuralları sadece yazım kurallarını yazılarımızda, sınavlarımızda, okullarda, işte büyük sınavlarda değil. Aynı zamanda günlük hayatımızda bak, burada mesaj atmışsın, burada D'yi bitişik yazdığın zaman kafa karışıyor. Dün Ayşe'de kaldık, kim Ayşe'de kaldı diyor. Yani biri mi Ayşe'de kaldı diye soru soruyor. Bunun üstüne soru işareti koyması lazım. Halbuki dün Ayşe de bizde kaldı demek istiyor. D'yi ayrı yazsa başka bir anlam, D'yi bitişik yazsa başka bir anlam. Dolayısıyla biz günlük hayatımızda WhatsApp'ta, sosyal medyada, işte ne bileyim herhangi bir mecrada mesajlaşırken de, herhangi bir yazılıya çalışırken de, herhangi bir sınava girdiğimizde de mutlaka yazım kurallarına dikkat etmemiz lazım. Bugün ki'nin, D'nin, mi'nin yazımının, sayıların, kısaltmaların, büyük harfleri, küçük harfleri, bitişik ve ayrı yazılanları, karıştırılan sözcükleri hepsini mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Hazırsan başlayalım Tonguç'um. Şimdi ilk başta ki ile başlayalım. Kurallarımız tamamen taktik üzerine gideceğiz. Ki de ayrı yazılan ki'den sonra lereki getirilemiyor. Gelkiler diyebilir miyiz Tonguç'um? Hayır, diyemeyiz. Diyemeyiz. Çalışkiler diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Diyemeyiz. O zaman bunlar ayrı yazılır. Ki'den sonra lereki getirilemez. Gel ki göreyim seni de, gelkiler göreyim seni diyemediğimiz için burada ki'yi ayrı yazıyoruz. Bak, gelkiler diyemiyoruz. O yüzden ayrı yazılıyor. Ama bitişik yazılanlarda lereki getirilebiliyor. Evdekiler diyebiliyoruz mu Tonguç'um? Evet, diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz. Seninkiler diyebiliyoruz mu? Evet, deriz. Diyebiliyoruz. O zaman harikasın. Burada rahatlıkla lereki getirilebildiği için bunları bitişik yazıyoruz. Seninki yine gecikti. Seninkiler diyebiliyoruz. O zaman bitişik yazılacak. Demek ki ki'den sonra lereki getirilebiliyorsa ayrı yazılıyor. Bak, lereki getirilemezse ayrı yazılıyor. Lereki getirilebilirse bitişik yazılıyor. Bu kadar basit. Anladın mı Tonguç'um? Evet hocam. Harika. Şimdi... Fakat şuna dikkat edelim. Sankiler diyebiliyor muyuz? Hayır, diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Sankiler, oysakiler, mademkiler, belkiler diyemediğimiz halde bunlar istisna. Bunlar daima bitişik yazılıyor. Yani mesela diyelim ki derslerine çalış ki başarılı olasın dediğimizde. Burada sence yazım hatası var mı Tonguç'um? Hayır hocam. Harikasın, yok. Niye? Çünkü çalışkiler diyemiyoruz. Çalışkiler diyemediğimiz için ayrı yazılması lazım. Zaten de ayrı yazılmış. Burada bir yazım hatası yok. Peki şuna bakalım. İşte sınıftaki öğrenciler sessizdi. Şimdi burada yazım hatası var mı Tonguç'um? Evet, var hocam. Harikasın, var. Niye? Çünkü sınıftakiler diyebiliyoruz. Sınıftakiler diyebiliyorsak bunu bitişik yazmalıydık. O zaman bu sınıftaki diye bitişik yazılmalıydı. Ama ayrı yazmış, dolayısıyla burada yazım hatası var. Burada ise yazım hatası yok. O zaman kuralımız net bir şekilde belli oldu. Ki'den sonra lereki gelebiliyorsa ayrı bitişik yazılıyor. Lereki getirilemiyorsa ayrı yazılıyor. Şimdi ki'yi unutalım, D'ye bakalım. D'de de eğer cümleden çıkarılabiliyorsa ayrı yazılıyor. Gel de göreyim seni, Ahmet de gelemiyor dediğimizde bunlar bağlaç olan de ve cümleden çıkarılabiliyor ve ayrı yazılabiliyor. Mesela gel göreyim seni diyebiliyor muyuz? Evet, diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz. Ahmet gelemiyor diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman gel de göreyim seni ya da Ahmet de gelemiyor gibi cümlenin içinde kelimeden ayrı yazıyoruz bunu. Dün bizde kaldılar. Dün biz kaldılar diyebiliyoruz mu Tonguç'um? Hayır, diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Anlamsız oluyor. Veyahut da ev kimse yoktu. Ha? Anlamsız oluyor. O zaman burada bunları kapatamadığımız için, çıkaramadığımız için bunlar bitişik yazılıyor. Demek ki cümleden çıkarılamıyorsa bitişik yazılıyor. Cümleden çıkarılabiliyorsa ayrı yazılıyor. Bu kadar basit. Mesela şimdi buraya bakalım. Söyledikleri hiç de inandırıcı değil. Burada D'da bazen TT olabilir. Oraya dikkat edelim. Bak, söyledikleri hiç inandırıcı değil diyebiliyoruz. O zaman bunun ayrı yazılması lazımdı. Yani şöyle olması lazımdı. Söyledikleri hiç de inandırıcı değil olması lazım. Dolayısıyla burada yazım hatası var. Peki burada bir yazım hatası var mı Tonguç'um? Yok gibi hocam. Yok gibi duruyor değil mi? Bakalım. Şimdi D'yi kapatıyorum. Bu olay her iki tarafta haksızdı diyemiyoruz. D'yi atamıyoruz. O zaman bitişik yazılması lazım. Burası doğru. Başka da D'da yok gibi duruyor ama hayır, bak ne demiştik? TTK'ya dikkat demiştik. Bak burada tarafta ünsüz benzeşmesi yaşanmış. O yüzden bunu da kapatacağız. Bu olayda her iki taraf haksızdı diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz. O zaman her iki taraf haksızdı diyebiliyorsak burada DDA'yı ayrı yazmalıydık. Her iki taraf da haksız demeliydik. Dolayısıyla burada da yazım hatası var. O zaman D'yi cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazıyoruz. Çıkaramıyorsak bitişik yazıyoruz. Kural bu kadar basit ama TTA'lara da dikkat ediyoruz. Mi'ye baktığımızda mi ayrı yazılıyor zaten. Dün bize geldi mi? soru sorduğumuzda ya da şirin mi şirin bir çocuk dediğimizde, pekiştirme yaptığımızda geldi mi başlarız. Yani koşul anlamı kattığımızda mi ayrı yazılıyor. Niçin buraya gelmiyor da bak burada bir yazım hatası var. Niye? Burada soru anlamı katan mi değil bu. Olumsuzluk anlamı katan bu. Dolayısıyla bu şöyle yazılmalıydı. Niçin buraya, zaten soruyu niçin sağlamış. Niçin buraya gelmiyor demeliydi. Sakın bu hataya da düşme Tonguç el demek. Şimdi yazım kurallarında bir de sayıların yazımı var. Sayılar daima ayrı yazılıyor. Şimdi mesela yaş 35 dediğimizde 35 ayrı yazılıyor. Sıra sayıları rakam ya da sayı yazıyla yazılabilir. İkinci bu şekilde yazılabilir. Fakat burada şuna dikkat etmemiz lazım. İkinci diyoruz ama 7. derken de i ile bittiği için böyle yazıyoruz. 6. derken de gene böyle yazıyoruz. Ama diğer sayılarda şöyle yazılıyor. 1. inci. İşte 4. üncü veya da 8. İnci diye bitirmek gerekiyor. Çünkü 2'nin sonu i ile, 7'nin sonu i ile, 6'nın sonu i ile bittiği için burada NC'ye yazıyoruz. Ek getirirken sertleşme kuralına uyuluyor. 1985 T diyoruz. 13 ten diyoruz. 1953 T diyoruz. 1 D diyoruz ama 4 T diyoruz. Yani 3 T, 4 T, 5 T. Buralara dikkat etmemiz gerekiyor. Üleştirme sayıları sadece yazılı yazılıyor. İkişer böyle yazabiliyorsun ama üçer diye bir şekilde yazamıyorsun. Çek ve senetlerde sayılar bitişik yazılıyor. Büyük harflere baktığımızda neler büyük harfle başlar? Bir kere hayvanlara verilen adlar büyük harfle başlar. Mintoş, Pamuk, işte senin kedinin ismi nedir? Duman hocam. Duman da büyük harfle yazılıyor. Niye? Çünkü senin kedinin ismi. İsim, unvan, saygı sözleri, rütbe, lakaplar büyük harfle. Mustafa Kemal Atatürk'ün soy ismini yazmamışız burada ama Paşa unvanı ve Gazi unvanı büyük harfle yazılıyor. Millet, boy, oymak adları büyük harflerle yazılıyor. Bayram isimleri, Ramazan bayramı büyük harfle yazılıyor. Kurban bayramı büyük harfle yazılıyor. Din ve mezhep adları, İslamiyet, Katolik, Hristiyanlık, Musevilik hep büyük harfle yazılıyor. Aynı zamanda deniz, nehir, göl, dağ gibi isimler büyük harfle yazılıyor. Van Gölü, Dicle Nehri, Ağrı Dağı. Mahalle, meydan, cadde adları büyük harfle başlıyor. Taksim Meydanı'nın M'si büyük. Barış Mahallesi'nin M'si büyük harfle yazılıyor. Saray, kale, köprü, yapı adları. Ankara Kalesi, Galata Kulesi, Kız Kulesi hep büyük harflerle. Kurum, kuruluş, kurul adları. Türk Dil Kurumu derken TDK, bunlar hep büyük harfle yazılıyor. Türk Tarih Kurumu, TDK, bunlar hep büyük. Devlet adları, Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa, İtalya, bunlar hep büyük harfle başlıyor. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserleri, Milliyet, Hürriyet, bunlar hep büyük harfle. Bilim ve teknik büyük harfle yazılıyor. Tabela ve levhadaki yazılar, Avrasya Tüneli dediğimizde A'da büyük harfle yazılıyor, T'de. Çünkü levhada. Gezegen isimleri, Ay, Dünya, Güneş, bunlar büyük harfle. Ama seni dünyalar kadar seviyorum dediğimizde D'yi küçük yazıyoruz. Neden? Çünkü buradaki dünyalar bizim bildiğimiz dünya mı? Hayır hocam, değil. Harikasın. Buradaki bildiğimiz dünya değil, abartma anlamı var. Harikasın. Abartmış burada. Seni dünyalar kadar seviyor dediğimizde buradaki dünya küçük yazılabiliyor. Niye? Çünkü bu bir coğrafi terim değil. Yön, sözcük isimleri isimden önce olursa Kuzey Kıbrıs derken K'yi büyük yazıyoruz. Ama Kıbrıs'ın kuzeyi dersek küçük yazacağız birazdan. Güney Amerika derken G'yi büyük yazıyoruz. Ama Amerika'nın güneyi dersek G'yi küçük yazacağız. Dil isimleri Almanca, Fransızca, İngilizce, Türkçe büyük harfle yazılıyor. Şimdi dizeler büyük harfle başlıyor. Duyuyorum, anlatamıyorum, seni özlüyorum derken bunların her biri bir dize büyük harfle başlıyor. Tırnak içindeki cümleler büyük harfle. Alper gel biraz gezelim dedi derken bu G'yi büyük harfle başlıyoruz. Dönem, devir, çağ adları. İlk çağ, Fetret devri, Lale devri, bunlar hep büyük harfle. Kanun, tüzük, yönetmelikler, medeni kanun, bunların hepsi yine büyük harfle başlıyor. Neler küçük harfle başlıyor? Akrabalık bildiren unvanlar küçük harfle başlıyor. Tuğçe teyzem, senin teyzen küçük harf. Ömer eniştem, senin enişten, küçük. Para birimleri, Türk lirasının L'sini küçük yazıyoruz. Amerikan dolarının D'sini küçük yazıyoruz. Yer isimleri büyük fakat il, ilçe, kıta, köy isimleri küçük harf oluyor. Kışlacık köyünün K'sini küçük yazıyoruz. Avrupa kıtasının K'sini küçük yazıyoruz. Beşiktaş ilçesinin ilçesini küçük yazıyoruz. Mesela İstanbul İli derken İ'yi küçük yazıyoruz arkadaşlar. Özel isimlerden sonra gelen tür adları. Kangal köpeğinin K'si küçük. Van kedisinin K'si küçük. Eser isimlerinin arasında bulunan ile ve mı küçük. Suç ve ceza. Leyla ile Mecnun derken buraları hep yine küçük yazıyoruz sonuç. Kısaltmaların yazımına baktığımızda büyük harflerle yapılan kısaltmalarda noktalama işareti kullanılmıyor. TBMM derken aralara nokta koyuyor muyuz Tonguç'um? Hayır hocam. Harikasın, koymuyoruz. TDK derken koymuyoruz. HGS derken koymuyoruz. TCD ve TD yani Türkçe'de kullanabiliyoruz. Burası önemli. Bakın buraya da bir yıldız koyuyorum. Kısaltmalara getiren eklerde ses olaylarına dikkat. RTÜK ten. Normalde radyo televizyon üst kurumundan diye okuyacakken hayır. RTÜK ten diyoruz ve buraya radyo televizyon üst kurumundan demiyoruz. TDK'nın değil, TDK'nin diyoruz. Bakın bu soruldu. TTK'nın değil, TTK'nin diyoruz. Bir kelime gibi okunan kısaltmalara getiren eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınıyor. Aselsan da, Botaş da, Tömer'in, NATO'dan. Burada direkt kelimenin okunuşunu esas alıyoruz. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getiren eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınıyor. BDT, Y. TDK'den yani Türk Dil Kurumu'ndan değil, TDK'den, THY'de, Türk Hava Yolları'nda değil, THY'de, TRT'den şeklinde. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getireneklerde kelimenin okunuşu esas alınıyor. mm'yi değil, milimetreyi. KG'den değil bak, KG'den değil, kilogramdan diyoruz. Sonunda nokta bulunan kısaltmalara gelen ekler kesme işareti ayrılmaz. Almancadan İngilizce'ye derken zaten burada nokta olduğu için herhangi bir kesme işareti kullanmıyoruz. Şimdi yazım kurallarına bir de bitişik yazılan harflere bakalım. Ara yönler bitişik yazılıyor. Güneydoğu, kuzeybatı, güneybatı, kuzeydoğu bunlar bitişik yazılıyor. Belgisiz sıfatlar birkaç, biraz, birçok, hiçbir hep bitişik yazılıyor. Ama şu pek çok ayrı yazılıyor. Onu birazdan söyleyeceğim. Ses düşmesi ya da türemesi olan birleşik eylemler. Sabır ettim derken ı düşmüş bitişik yazılıyor. Emir et derken i düşmüş. Bakın bunlarda hep düşmeler var bitişik yazılıyor. Devir ettik derken i düşmüş. Reddetmiş derken d türemiş. Hissetmiş derken s türemiş. Zannettiniz derken n türemiş. Ünsüz türemesi olmuş. Dolayısıyla bunlar ses olayı olduğu için bitişik yazılıyor. Ev ve hane sözcüğüyle yapılanlar. Huzur evi bitişik. Ordu evi bitişik. Gözlem evi bitişik yazılıyor arkadaşlar. Baş sözcüğüyle yapılanlar. Başhekim bitişik. Başsavcı bitişik. Başbakan bitişik. Emir kipiyle yapılanlar. Gel git, çek yat, kap kaç. Bunlar hep bitişik yazılıyor. Kurallı birleşik fiiller daima bitişik. Alabilirim, alıver, baka kaldı, düşe yazdı, gidebilir, yapa dur. Bunlar hep bitişik yazılıyor. Birleşirken mecazlaşanlar da bitişik yazılıyor. Kuşburnu. Kuşburnunun kuşburnuyla alakası var mı Tonguç'un? Hayır. Yok. O zaman bitişik. Deve tabanının deve tabanıyla alakası var mı? Yok hocam. Yok. Aslan ağzının aslan ağzıyla alakası var mı? Ne alaka hocam? Bunlar birer çiçek. Dolayısıyla bunlar bitişik yazılıyor. Alt üst üzeriyle kurulanlar soyutsa bitişik yazılıyor. Suç üstü derken bu bir soyut bir kavram. Yüzüstü, öğle üzeri, işte ayak altı. Bunlar hep böyle bir soyut kavram olduğu için bunlar bitişik yazılıyor. Her iki kelimesi veya ikinci kelimesi dı olanlar bitişik yazılıyor. Dedikodu, miras yedi, konar göçer, okur yazar. Bakın bu da çıktı sınavda. Konuksever. Bunlar hep bitişik yazılıyor. Ana en ikili yapılanlar. Ağaç kakan, can kurtaran, gökdelen. Bunlar hep bitişik yazılıyor. Pekiştirmeler. Sapsarı, sapasağlam, masmavi, bembeyaz. Bunlar hep bitişik yazılıyor Tonguç'um. Ayrı yazılanlara baktığımızda şey sözcüğü hep şeytan hariç hep bitişik yazılıyor. Ayrı yazılıyor özür dilerim. Her şey, bir şey, çok şey, güzel şey, fena şey, iyi şey, kötü şey. Her şey ayrı yazılıyor. Buraya dikkat edelim. İkilemeler ayrı yazılıyor. Ağır ağır, ara sıra, yavaş yavaş. Hatta bir tane daha ikileme yazmak istiyorum. Art, arda, el ele, göz göze, baş başa, diz dize hep ayrı yazılıyor. Birleşirken, ses düşmesi ya da türemesi olmayan birleşik eylemler ayrı yazılıyor. Terk etti de bir şey olmuyor bak. Zannetti derken zanne türüyordu ama terk etti bir şey yok. Fark etti bir şey yok. Hak etti bir şey yok. Hasta oldu, mutlu oldu, fark etti. Bunlarda bir şey yok. Ama diğerlerinde hissetti, affetti, devretti bir ses olayı vardı. Birleşirken mecazlaşmayanlar. Dil bilgisi. Dil bilgisi, dil bilgisi demek. Altyazı. Altyazı demek. Bilim insanı. Bilim insanı. Bunlar ayrı yazılıyor. Her sözcüğü herhangi hariç hep ayrı yazılıyor. Her an, her gün, her şey, her biri, her olay. Bunlar hep ayrı. Ama herhangi bitişik yazılıyor. Dolayısıyla herhangi bir şey şöyle yazılıyor. Herhangi bir şey şeklinde yazılıyor Tonguç'um. Hayvan türleri yapılan ağustos böceği, kedi balığı bunlar ayrı yazılıyor. Dış iç sıra sözleriyle oluşturanlar ayrı yazılıyor. Hafta içi ayrı, yurt içi ayrı, yasa dışı, arda sıra hep bunlar ayrı. Yanı sıra ayrı bak. Yanı sıra ayrı yazılıyor. Bu da sınavda çıktı. Gök cisimleri, kutup yıldızı, kuyruklu yıldız bunlar ayrı yazılıyor. Ulaşımla ilgili birleşik kelimeler. Çevre yolu, deniz yolu, karayolu bunlar ayrı yazılıyor. Bitki adıyla kullanılanlar. Çörek otu, kuş üzümü, kuru fasulye ayrı yazılıyor. Bilim ve bilgi sözleriyle kullanılanlar. Gök bilimi, ses bilgisi, dil bilgisi bunlar hep ayrı yazılıyor arkadaşlar. Organ isimleri kullanan elmacık kemiği, serçe parmağı ayrı yazılıyor. Bir de yazımı karıştırılan sözcükleri de anlatıp ardından da dersimizi bitiriyoruz. Şimdi burada doğru yazılışları kelimeleri bu şekilde bakın. Alışveriş bitişik yazılıyor. Birkaç, herkes. Sakın herkes diye konuştuğumuz için herkes yazmayın. Ortaokul bitişik yazılıyor. Orijinal, profesör, espri. Tıraşta ı var arkadaşlar. Aşçı, bayağı. Kravatta ı var mı Tonguç'um? Hayır hocam yok. Harikası. Kravatta ı yok bak. Kravatta böyle yazmayın sakın. Kravat böyle yazıyor. Pantolon. Art arda az önce söylemiştim böyle yazılıyor. Ayrı yazılıyor. Evrakı diyoruz. Evrağı diye konuşuyoruz ama evrakı diye yazıyoruz. İddia, kılavuz, ızdırap, sarımsak, sürpriz, seyahat, yanılış. Yanılmaktan yanılış bak. Yanlış. Yanlış değil sakın. Direkt. Tabi burada bahçe direği ya da bayrak direği derseniz o ayrı. Burada direkt yani durmadan anlamında o zaman direkt diye yazıyoruz. Her şey ayrı yazılıyor. Antrenman böyle yazıyor arkadaşlar. Ve şimdi neler öğrendik? Bayağı hızlı gittik ama sizler videoyu yavaşlatarak da dinleyebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de dinleyebilirsiniz. Sizlere tüm kuralları gösterdik. Anladın mı Tonguç'um? Tekrar etmem lazım ama anladım evet, hocam. Tekrar etmen lazım. Anladım ama unutabilirim diyorsun. Çok güzel ama tekrar ettiğinde hepsi aklında kalacaktır. Tüm yazım kurallarına baktık. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden Türkçeyi güzel kullanmanızda, hem yazılarınızı hem sınavlarınıza hem de günlük hayatınıza, mesajlarınıza doğru kullanırsanız, yazım kurallarına dikkat ederseniz zaten mükemmel bir şekilde dilimize sahip çıkmış olursunuz ve yazım hataları yapmazsınız. Derslerinize başarılar. Görüşürüz hocam.